Değerli basın mensupları, hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Hepinize özgürlük günler diliyorum şimdiden. Çünkü sansür yasası şu anda mecliste tartışılıyor. Biliyorsunuz gece saat 3'e kadar da mecliste bu konuyu tartıştık. Bugün sizlerin karşısına çıkmamın nedeni şu anda yanımızda bir basın emekçisi arkadaşımız. Basın emekçisi Hataylı, Samandağ ilçemizden. Adı Ali Arslan, lakabı Dağdük, Tekebaşı mahallesinden. 2015 yılında Suruç Katliamı'nda Okan Pirinç'in anmasında sadece görevini yapıyor. Yürüyüşe katılıyor, elinde kamerası, kamerayla görevini yapıyor. Haber yapacak. Ama gelin görün ki görevini yapan meslektaşınız, görevini yapan Sayın Ali Arslan maalesef o anda tutuklanıyor, gözaltına alınıyor ve sadece görevini yaptığı için 10 ay hapis cezası alıyor. Dünyanın neresinde var bu arkadaşlar? Hele ki bugün bu sansür yasa çıkarsa önümüzdeki süreçlerde sadece o değil, görevini yapan bütün basın mensupları arkadaşlarımız maalesef artık yazamaz duruma gelecek. Ben şunu sormak istiyorum. O gün, o toplantıda, o yürüyüşte, o anmada sadece elinde kalemden başka, elinde kamerasından başka bir şey olmayan Ali Arslan, lakabı Dağdük olan bu vatandaşımıza, bu basın emekçisine ceza veren hakimde hiç vicdan yok mu? Allah korkusu yok mu? Birilerinin talimatlarını yerine getirenler er ya da geç mutlaka hesabını verecektir. Hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şu anda yanımızda Ali Arslan Bey. Ali Arslan Samandağlı'dır. Direnişin kalesi Samandağ'ındandır. Tekebaşı mahallesinden. Ona Dağdük derler. Dağdük'te yine bir köydür, bizim mahalledir. Delikanlıların, mert insanların bulunduğu bir yerdir. Buradan onlara da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Yaşasın demokrasi diyoruz. Yaşasın hak, hukuk, adalet, özgürlük diyoruz. Ve biz her zaman olduğu gibi özgür basından yanayız. Görevini doğru bir şekilde yapmaya çalışan basın emektarı Ali Arslan Dağdük'ün yanında olduğumuzu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Kendilerinin de söyleyeceği birkaç şey var. Buyurun Sayın Ali Arslan Bey. Teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Değerli meslektaşlarım, değerli halkımız, 2014 yılından beri Hatay'ın Samandağ ilçesinde gazetecilik faaliyeti yürütüyorum. Sovtna Gazetesi'nin yazı işleri müdürü ve imtiyaz sahibiyim. Şu anda da HRT'nin muhabirliğini yapıyorum. Ve bugün basına sansür yasasının görüşüldüğü günlerde sırf gazetecilik yaptığım için hakkımda verilen 10 aylık hapis cezasını kınamak için burada bulunuyorum. 2015 yılında Suruç patlamasında hayatını kaybeden Okan Pirinç'in 7. gün anmasına katıldım. Orada çıkan olayları takip etmek için Samandağ'ın Uzunbağ mahallesinde ben de bütün meslektaşlarım gibi bulundum. Çıkan olayları fotoğrafladığım sırada gözaltına alındım. Fotoğraf çekiyordum çünkü ben bir gazeteciyim. Hani gazeteciler fotoğraf çekme hakkına sahiptirler ya. Evet, ve sonra hakkımda açılan davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldım. Neden? Gazetecilik yaptığım için. Bu karar tamamen anayasaya aykırı bir karardır. Biz onurlu basın emekçileri olarak haksız, hukuksuz yargılamalarınız karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. Doğruları, gerçekleri savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Evet, buradan konu dışı bir konuya da değinmek istiyorum. Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde SMA hastası nefes bebeğimiz 2 yaşını tamamladı. Ve ailesinin gözleri önünde eriyip gidiyor. Türkiye'de 80'e yakın SMA hastası bebeğimiz var. Bu durumu daha ne kadar izleyeceksiniz? SMA hastalarına ne zaman sahip çıkmayı düşünüyorsunuz? Bu konuda bizlere destek veren önce bütün Samandağ halkına, daha sonra bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi basın elçisi arkadaşımız toplumun sorunlarının çözülmesi konusundaki hassasiyeti burada da gösterdi. SMA hastamız var Samandağ'ında. Bunu defalarca dile getirdik. SMA hastaları gerçekten ölümle şu anda pençeleşiyor. Nefes alamıyorlar ama maalesef şu ana kadar devleti yönetenlerin bu konudaki hiçbir girişimi yok. Umarım buradan da bir kez daha sesimizi duyarlar. Evet, dediği gibi bu karar anayasaya aykırı, bu karar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı. Ben inanıyorum ki bu karar anayasadan da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de dönecek. Ama bir kez daha şunu ifade etmek istiyoruz. Samandağlı her bir vatandaşımız demokrattır, aydındır, sorgulayandır, eleştirendir ve dünyaya bakış açısı farklıdır. Direnendir aynı zamanda. Mücadele edendir aynı zamanda, tıpkı Ali Arslan, Dağdük gibi. Bir kez daha Samandağ halkına, Tekebaşı mahallesine, Dağdük mahallesine, Gözena mahallesine buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyor ve ne olursa olsun mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizi ifade ediyor. Sizler de değerli basın emekçileri, meslektaşınıza sahip çıkmanızı diliyorum. Bizler de her zaman size sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki varsınız. Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili soru varsa alabilirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.